Türkiye'de tarihine baktığımız zaman dünyada çok daha köklü ve Türkiye'nin de antisemitizmin çok ciddi bir şekilde varlığını görüyoruz. Bir Yahudi azınlığının olmasına rağmen Türkiye'de ve bu Yahudi azınlığın kimi zaman bir takım figürlerinin özellikle iş dünyasında öne çıkmasına rağmen Türkiye'de entegre olmuş olmalarına rağmen, büyük ölçüde entegre olmuş olmalarına rağmen Türkiye'de hala Yahudilere bir tür misafirmiş gibi, Kanuni döneminde olduğu gibi bir vatandaştan ziyade bir misafir muamelesi yapma yaklaşımı var. Bu tek başına antisemitizm olmaz tabii ki, ama bu bile bir ön yargılık, ayrımcılık olduğunu kabul etmek lazım. Ama çok daha köklü ideolojik anlamda bir antisemitizm bu topraklarda hep varlığını gösterdi. Uzun bir süre Türk sağında bunun yaşandığını gördük. Milliyetçi sağda, hatta İkinci Dünya Savaşı sırasında, yani o dönemde Hitler Almanya'ya tahakküm ettiği zaman ve bir Yahudi aleyhtarlığını yaptığı zaman Türkiye'de de belli çevrelerde bunun yansıması olduğunu biliyoruz. Daha sonra İslami çevrelerde, İslami grupların içerisinde de bu tür antisemitik görüşlerin kendini gösterdiğini, yaklaşımların gösterdiğini biliyoruz. Ama sadece sağla sınırlı değil, solun da kendini solda tanımlayan bazı kişi ve çevrelerin de özellikle son yıllarda antisemitik çıkışlar yaptığını görüyoruz. Burada da genellikle sabetaycılık üzerinden bu yapıldı. Nedense son dönemde biraz unutuldu, ama bir dönemler Türkiye'de 2000'li yılların başlarında özellikle ve ortalarına kadar sabetaycılık bayağı bir Türkiye'de kendini kanıtlayamamış sol iddialı bir takım insanların jimnastiği haline geldi. Listeler yayınlandı. Kitaplar basıldı. Herkes bir şekilde sabetayist ilan edildi ve bunların bir takım gizli planları olduğu vesaire söylendi. Sabetaycılık tabii ki Yahudilik içerisinden çıkmış olan bir sekt olarak farklı bir özelliği var, ama genellikle sabetaycılık üzerine yapılanlar Yahudilik de bir şekilde eş tutuldu. Büyük ölçüde eş tutuldu ve dolayısıyla sabetaycılığa karşı yapılanları da bir antisemitizm ve dolayısıyla ırkçılık olarak çok kolaylıkla tanımlayabiliriz.